zaman malzemeleri gösterelim. Zaten bir kablo arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de çok beklenen oda videonu çekiyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o beklenen videoyu çekiyorum. Arkadaşlar 100 abone olacağız, saçımı 3'e vurduracağım. Görmüş olduğunuz gibi saçım böyle bayağı uzadı arkadaşlar. Bugün saçımı 3'e vurduracağım. Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hidrolik pres vs eşyaları ezmek konuşamadım ama... Arkadaşlar merhaba, oda vlogunun ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Benden çok istediğiniz tekrardan doğru yolu çekmemi. Şu anda Sanyan dedi. Sanyan dedi ya. Yanmadan yaparsam aboneyi alırım. Şu an ekran çok garip bakıyorum. Çok. Arkadaşlar yeni serimizin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mert Özcan benim alanım. Evet arkadaşlar, hepiniz video tekrardan hoş geldiniz. Bugün aşırı heyecanlıyım ve mutluyum. Gerçi üzerimde tüm duygular var diyebilirim. Mutluluk var, heyecan var, duygusallık var, yani hüzün var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tamamen böyle doğaçlama bir konuşma olacak. Çünkü yani sonuçta ilk defa bir insan 1000 abone olabiliyor. Ve ilk tecrübe, yani gerçekten çok emekler veriyorum, çok emekler sarf ediyorum. Tabii ki de bu başarıyı sizlerin sayesinde yaptım arkadaşlar. Şu anda belki Mert Özcan 1000 abone yazabiliyor ama o Mert Özcan 1000 abone yazısının arkasında 1000 kişi var. 1000. Gerçekten dile kolay 1000 kişi var. Hepinize binlerce kez, yüz binlerce kez, milyonlarca kez teşekkür ediyorum. Yani beni bu zamana kadar destekleyen, ilk videomdan bu yana kadar benim yanımda olan, gerek abonelikleriyle, gerek like'larıyla, gerek de yorumlarıyla olsun, beni bu zamana kadar yalnız bırakmayan, destekleyen tüm herkese yüz binlerce kez teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bugün bizim için çok mutluluk verici bir gün. Bugün bizim 1000 abone olduğumuz gün arkadaşlar. Evet, bugünü kutlamak lazımdı ve ben de bugün... It's all about humanity. Kutlayalım o zaman. Evet, 1000 abone olduk. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konfeti hepiniz için, hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belki doğru düzgün cümle bile kuramadım heyecandan ama gerçekten bugün benim en mutlu, en heyecanlı günüm arkadaşlar. Şunu şöyle köşeye bırakabiliriz. Gerçekten hepinize çok teşekkürler ya. Gerçekten binlerce kez teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gerçekten insan... Ne bileyim, heyecanlanıyor ya, veya bir o kadar da duygusallanıyor çünkü ilk videomu attığım günü hatırlıyorum. Ne bileyim yani, o heyecanın aynısını şu an yaşıyorum. Hani ilk tecrübe diyebilirim. Nefes nefese kaldım çünkü ya anlatamam ya. Cümlelerle anlatamayacak kadar bir mutluluk var üzerimde. Bir de hüzün ve heyecanla birlikte. Hüzünüm ise ya dedim ya, duygusallanıyorum. Ben normalde gerçekten çok heyecanlı biriyim veya çok tez canlı biriyim arkadaşlar. Yani bugün de şu an kalbim küt küt durmuyor. Gerçekten durmuyor. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ya. Beni bu zamana kadar destekleyen ya binlerce kişi var şu an. 1000 kişiyiz ya. 1000 kişilik bir aile olduk. 1000 kişilik bir ordu olduk. Koskocaman bir MTÖ family'yiz arkadaşlar. Mert Özcan ailesiyiz.
Gerçekten var ya, şu an hepinize böyle tek tek sarılıp gerçekten çok çok teşekkürler ya. Bu mutluluğunu heyecanlarla bile anlatmak gerçekten çok zor. Heyecanlarla bile anlatmak mı dedim ben? Cümlelerle bile anlatmak. Arkadaşlar gerçekten heyecandan cümle kuramıyorum ya. Neyse. Evet, beni bu zamana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi ki varsınız. İyi ki beni desteklediniz ve iyi ki beraberiz. Yalnız etraf da iyi dağıldı ha. Hala mı? Aaa saçımda varmış. Ben bütün video boyunca böyle mi oldum? Evet arkadaşlar, şimdi konfetimizi patlattık. Hala çok heyecanlıyım. Yani dediğim gibi ben çok heyecanlı, tez canlı bir insanım. Ve ya kalbim duracak ya. Gerçekten o kadar heyecanlıyım. Ya, çok teşekkürler ya. Bana bu heyecanı yaşattığınız için, bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Bunları belki ikinci kez, üçüncü kez söyleyeceğim ama şu an yemin ediyorum ne söylediğimi bilmiyorum. Heyecanda ne cümlesi kurduğumu bilmiyorum. Yanlış bir cümlem olduysa kusura bakmayın. Özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi bu alevli şeyi yakmayı deneyeceğim. Hayatımda ilk defa yakacağım. İki kanaldan yine kayıttayız arkadaşlar. Bunu odanın orta yerine mi yakayım, nereye yakayım hiç bilmiyorum. Tavana bir şey olur mu? Hiçbir fikrim yok. Ama şu koltuğu ben çekeceğim. Ne bileyim, yanmak istemiyorum. Bunu yakıp yere bırakacağız herhalde. Veya yakacağız bunu. Bilgisayardan biraz uzak tutmak istiyorum. Bu tarafa doğru yakacağım. Koltuğu iyice götüreyim. Çok doğaçlama bir video oluyor. Çünkü kameraları sabitledim. Şunu birazcık daha, şunu birazcık daha eğebilirim. Aynen, bunu birazcık daha eğebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu yere koyacağım. Ve yakacağım. Heyecandan nefes alamıyorum. Konuşamıyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Yanmıyor. Bozuk çıktı. Yanmıyor. Allah. Arkadaşlar. Sıcakmış. İyi ki yanımdasın. Kamerayı kapattım diye kaydı kapattım zannetmeyin. Odanın hali. Arkadaşlar bana bu mutluluğu yaşattığınız, bu mutluluğu bana layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani bilmiyorum 3. veya 5. artık teşekkür edişim ama dediğim gibi size 1000 kez de teşekkür etsem benim için yetmeyecek, bitmeyecek abi. Gerçekten bitmeyecek. Konfetimizi patlattık. Artık o alevli şeyi yaktık. Biraz zor yaksak da yakmayı başardık. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Videoyu izleyin. Videonun ilerleyen kısımlarında çok efsane şeyler var. Sakın kaçırmayın. Evet arkadaşlar, sizlere söylediğim gibi videomuz daha bitmedi. Yeni başlıyor. Şimdi 1000 abone özel pasta yapacağım. Yani böyle pasta, kek gibi bir şey yapacağım. Çok güzel olacak. Yaptıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi 1000 rakamlarını yaptığımız pastanın üstüne koyacağım. Gerçekten efsane olacak. Çünkü ben boş zamanlarımda aşçılık yapıyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum bu arada. Şimdi başlayacak olursak arkadaşlar, burada bir sürü malzeme var. Evet arkadaşlar, tekrardan selamlar. Şimdi böyle garip bir açıyla karşınızdayım. Şimdi sadece siz benim ellerimi göreceksiniz. Arada böyle kafam da gözükebilir. Siz çok fazla takmayın. Güzel bir pasta yapmaya çalışacağım. 1000 abonemize yakışır bir pasta yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burada pasta süslerimiz var. Çikolatalar var, muzlar var. Size şöyle tam olarak göstermem gerekirse görmüş olduğunuz gibi bu şekilde düştü. Bir tat kontrolü. Çok güzel. Evet arkadaşlar, yine ben, ne haber, nasılsınız? Şimdi daha yakın bir kamera açısına geçtik. Burada yaptığım keki falan, olayları göreceksiniz. Bence bu açı daha güzel oldu. Şimdi hızlıca başlayalım, görmüş olduğunuz gibi tekrardan gösteriyorum. Şunu şöyle alalım. Aynen, bu herhalde sizin görüş açınızı engeller mi? Engeller. Bir tık engeller. Şunu şöyle alalım. En son bunun üzerinde yayacağız. Düzenli bir şekilde dağılması için. Burnum gözüküyor ya. Ben şöyle yapayım. Tamam, bunu iyice bir karıştıralım. Şöyle. İyice bir karıştırıyorum.
Karıştır. Arkadaşlar ben size söylüyorum yani ben boş zamanlarımda pastacıyım. Çok ciddi söylüyorum. Yok herhalde bu yeter. Yani ne kadar usta şef olduğun herhalde mükemmel tekniklerinden anlaşılıyordur. Yalnız bu kek oynuyor. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle tutsam, şöyle yapsam. Şu an içimdeki tüm umut gitti biliyor musunuz? Yani içimde şöyle şu kadarcık bir güzel bir şey yapma umudu vardı. O bile gitti şu an. Tamam, bence birinci kat için fena değil. Gerçekten birinci kat için fena değil. Şunu şöyle köşeye koyacağım. İşte geliyor. Şimdi ikinci katmanı koyacağız. Nasıl yapacaktık? Şöyle ikinci katmanı koydum. Biraz az mı oldu ya? Bir tık az oldu. Sanki bir tık kreması az oldu arkadaşlar. Ben biraz daha koyacağım. Bol koyalım. Niye bol koymuyoruz ki? Da böyle üstüne kapattık. Tamam. Şu an bence şu an gayet güzel yaptık. Ben böyle eğilerek yapsam daha güzel görmez misiniz? Bence daha güzel görürsünüz. Şimdi bu üst katmanı ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Gerçekten unuttum. Üst katmanı ne yapıyorduk? Hatta kamerayı bir tık şöyle alabilirim. Burada da 1000 pasta mumlarımız var. 1000 yazan pasta mumlarımız var. Bunları da kullanacağız. Her şeyi kullanacağız. Çok nefes nefese kaldım. Sanırım şu yanlarına da yapmamız gerekecek bu arada. Şöyle yapmamız gerek... Bence gerekmeyecek biliyor musunuz? Tamam, Mert varsa çözüm tükenmez. Mert varsa çözüm tükenmez arkadaşlar. Yanlış yaptık bir... Yanlış anlaşılma oldu orada. Videoyu yemek için geldim. Aslında pasta falan yapmıyor. Öyle bir şey diyormuşum şimdi. Tamam, bunu böyle aldık. Şunlardan... Biz arasına muz koymayı unuttuk. Şunu aç. Açar mısın? Bir dakika. Arasına muz koyacağım ben bunu. Şöyle bir alabilir miyim? Arkadaşlar arasına muz koymayı unuttuk vallahi billahi. Hızlıca şöyle muzları dizelim. Hatta muzları ben elime alayım. Şu şekilde farklı pasta süslerimiz var. Evet. Bence güzel oldu. Şu an bile görüntüsü pek güzel diyemeyeceğim arkadaşlar. Neyse. Şimdi şakaya falan gerek yok. Şunlar da var. Yani bu çikolata rendesi arkadaşlar şu. Çikolata rendesi. Bunu da zaten biliyorsunuz böyle çikolata. Ne deniyordu buna ya? Neyse öyle bir şey zaten siz biliyorsunuzdur. Bunu böyle koyduk. Şimdi bunu tekrardan üzerine şöyle kapatabiliriz. Yamuk oldu. Evet tamam. Bence oldu. Ya çok kötü demek. Şu an belki izleyip kriz geçiren arkadaşlar vardır. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum ama ilk defa pasta yapıyorum. Gerçekten. İlk defa, ilk tecrübe. O ilk tecrübeyi de bana yapmamı sağlattıran sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü eğer biz 1000 abone olmasak ben pasta yapmayacaktım. Okay. Tamam şimdi bu katmanın üzerine ne yapacağız? Ne yapacağız? Son olarak şöyle bir şey yapacağız. Ellerim battı ya. 2000 years later. Arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz katmanın üzerine de bu görmüş olduğunuz aletle şöyle şekiller yapacağız. Bak hop böyle. Böyle. Evet güzel yapmıyor muyum ama? Bunu beceriyorum bak. Bunu beceriyorum. O biraz olmadı. Arkadaşlar şimdi şöyle birazcık şundan koymak istiyorum. Hani şöyle bir şerit gibi bir şey yapalım mı? Bence yapalım. Güzel olabilir. Ellerime bakar mısın? Şöyle biraz daha koyalım. Aynen. Bu güzel. Tam ortasında böyle çikolatadan bir şerit çizmiş olduk. Bu da güzel durdu. Vay be 10 dakikadır kayıttayım. Ve 10 dakikada böyle bir şaheser çıktı. Ya şaheser değil mi? Şimdi birazcık açık konuşalım. Arkadaşlar daha da bitmedi ama bence şu haliyle bayağı bir güzel. Arasında neydi? Krema gibi bir şey var. Muz var. Ondan sonra bir katman daha yaptık görmüş olduğunuz gibi. Krem şanti ve rende çikolata koyduk. Şimdi yapacağımız şey neydi? Arkadaşlar pastamız hemen hemen bitti görmüş olduğunuz gibi. Bence şu an güzel gözüküyor. Çok fena değil yani. Bir albenisi var ama birazcık daha güzelleştirmek. O yüzden bu şaheser 4 rakamı pastanın üzerine koyacağım. Artık bunlarla harika bir pasta yapmış olacağız. Şimdi bunları açmamız gerekecek arkadaşlar ama nasıl açacağız? Bir fikrim yok. Heh tamam. Açtık güzel. Güzel. Tam sıfırı şöyle yerleştirdim. Bu güzel. Tamam oldu. Yapıyoruz yalnız he. Güzel durdu mu? Bence gayet güzel durdu. Yalnız daha 3 tane rakam var. Nasıl sığdıracağız? İnşallah sığar. Biraz küçük yaptım.
Son olarak bir rakamı da yerleştiriyorum ve bu şaheseri bitirmiş oluyorum. Bitti. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 1000 abone özel pastamız. Ben bunu birazcık çok daha güzel bir şekilde tutacağım. Çok daha güzel bir şekilde sunumumuzu yapacağız. Merak etmeyin. Ben şimdi şu ortalığı bir toplayayım. Daha da güzel bir tabağa koyayım. Sonra sizlere sunumumu yapayım. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi geldim. Elimde de 1000 abone özel pastamız duruyor. Çok güzel durmuyor mu ya? Gerçekten. Bence efsane duruyor. Belki ben 1000 abone olduğumuza çok sevindiğim için bana da öyle geliyor olabilir ama neyse, tekrardan hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pastayı zaten görüyorsunuz. 2 tane katmanı var. Birinin arasında muhallebi var. Krem şantileri bu şekilde yaptım. Görmüş olduğunuz elime geldi. Görmüş olduğunuz gibi 1000 rakamlarımız var ve bir de çikolata rendesi var arkadaşlar. Birazdan şimdi tadım yaparken daha da detaylı göreceksiniz. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Şu pastaya bir bak ya. Mükemmel durmuyor mu? Uzaktan bir fena duruyor. Kim yaptı arkadaşlar? Kim yaptı kim? Neyse arkadaşlar, o zaman şu arkamda duran şaheser pastayı hadi birazcık yiyelim, tadalım, karnımız doysun. O kadar emek verdik, yaptık. Vallahi çok terledim ya. Konuşamıyorum bile. Arkadaşlar çok terledim. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Bu üzerindeki şeyler yanmak içinmiş, yakmak içinmiş. Hemen yakıyorum şöyle. Of of of, efsane durmuyor mu? Şu an efsane durmuyor mu? Yani şu an efsane durmuyor mu pastamız? Arkadaşlar şu an harbiden efsane duruyor, görmüş olduğunuz gibi 1000. Evet, tekrardan hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. 1000 aboneye ulaştık. Kanalımız artık 1000 abone. Evet, mumlarımız da ayrı bir hava kattı arkadaşlar. Harika durdu ya. Gerçekten benim içime sindi. Benim içime sindi. Arkadaşlar o zaman bu mumları hep beraber 1000 kişiyi temsil ederek izninizle üflemek istiyorum. Evet, Mert Özcan 1000 abone arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bu videonun yorumlarında sizden bir şey istiyorum. Hashtag Mert Özcan 1000 abone. Bu videonun yorumlarında bu hashtag ile birlikte bu yorumu yazarsınız. Hepinizin yorumuna kalp atmaya çalışacağım. Unutmayın, hashtag Mert Özcan 1000 abone. Hepinizi tekrardan çok seviyorum. Hadi o zaman tadım yapalım. Şu rakamları tekrardan çıkaracağım arkadaşlar. Artık bunlarla birlikte tadım yapamayacağımız için. Bunları çıkarıyorum. Şunu da alıyorum. Ve artık bu efsane pastamızı tatmak istiyorum. Şunları şöyle koyalım. Evet dostlar, şimdi şöyle hızlıca pastayı kesmek istiyorum. Çünkü artık sabırsızlandım. Çok canım istiyor. Şöyle bir dilim, küçük bir dilim keseceğim. Aynen, aynen, aynen. Bu dilim güzel oldu. Şimdi bu dilimi şöyle, şöyle bir alalım. Hop, alabilir miyim yalnız? Pek emin değilim alabileceğimden ama. Şu, hani yapıyorlar ya, şu dilimi alıyorlar. Heh. Hadi şöyle. Hop. Evet arkadaşlar, bu dilimi de aldım ama bir tık parçaladım. Şimdi o güzel pastamızın, emek emek yaptığımız pastamızın tadına bakacağım. Ama öncelikle gelin gelin siz bir yiyin arkadaşlar. Alın 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 alın. Tamam tamam, aldıysanız ben de yiyorum. Bak, açık konuşacağım. Ne bileyim ben yaptım diye falan demeyeceğim arkadaşlar. Harbiden güzel olmuş. Şaka maka, gerçekten güzel olmuş. Tadı güzel geliyor arkadaşlar, böyle yoğun geliyor yani. Kekin kreması falan da güzel. Bir de şu üstündekilerden alalım. Krem şanti birazcık mide bulandırsa da kek gerçekten harika olmuş. Hayatımda yaptığım ilk ve en güzel kek bu. Arkadaşlar bu arada böyle bir seriye başlayalım mı ya? Mesela atıyorum Mert Mutfak'ta böyle çeşitli yemekleri yaparım. Güzel olabilir. Onu da bir yorumlarda yazar mısınız? Tamam, o zaman burada pastayı bitirmeyeceğim ama son bir dilim daha almak istiyorum. Son bir çatal daha almak istiyorum. Şöyle muzumdan da aldım. Aynen. Gayet güzel. Bu da artık son olsun. Güzel. Evet arkadaşlar, bu videomuzda neler yaptık? 1. 1000 abone özel konfeti patlattık. 2. Hala ismini bilmediğim o alevli şeyi yaktık ve çok efsane oldu. 3. 1000 abone özel çok güzel bir pasta yaptık. Aslında bu videoyu burada bitirmeyip daha da farklı şeyler yapmak istiyordum. Fakat dün öğlen saat 1.30 gibi ayağımı burktum arkadaşlar. Şu anda sizin bu dakikaya kadar izlediğiniz tüm görüntüler yaklaşık 3-4 gün içinde çekilmiş görüntüler. Ben de dün ayağımı burktuğum için bugün hiçbir şey çekemedim. Yani dediğim gibi videoyu aslında burada bitirmeyecektim. Daha farklı şeyler de yapacaktım. 1000 abone özel, ne bileyim. Dışarı çıkacaktım. Dışarıda farklı farklı şeyler yapacaktım. Kısmet değilmiş arkadaşlar. Ayağımı burktuğum için doktor falan gittim. Şu anda üstüne basamıyorum. Şu anda bu videoyu ne kadar zorluklar çektiğimi hiç anlatmayacağım. Hiç girmeyeceğim o konulara.
Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıyeten beni bu zamana kadar destekleyen herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Ve bu videoyu size çok beğendiğim bir sözü söyleyerek bitirmek istiyorum. Arkadaşlar, hayatta en değerli şeyiniz vaktiniz ve asla ama asla geri alamayacağınız şeyiniz yine vaktiniz. Ve siz neredeyse her gün kanalıma gelip bu değerli vaktinizi benim videolarımda harcıyorsunuz. Gerçekten hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. 1000 abone sadece bir başlangıçtı arkadaşlar. Siz bundan sonrasını görün.